Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir kursa yeniden başlıyoruz. Kursumuzun adı Prepositions ile birlikte yani edatlarla birlikte 750 mix cümle kurma kursu. Şimdi daha önceki kurslarımızı da yine cümle kurma temelinde farklı özel odak kurslar gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Bu sefer de İngilizce'deki birçok bulunan edatla birlikte tabi Türkçe'de bu değişmiyor edatlarla birlikte biz kendimiz cümleler kurarak toplamda 750 adet cümlenin içerisinde prepositions yani edatları entegre ederek bu kursumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Birinci bölümde zaten yaklaşık 59-60 tane preposition edatları orada direkt olarak öğrenebilirsiniz. Örneklere de zaten gerçekleştirmiştik. Burada da direkt olarak mix cümle kurma eğitimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hemen birinci bölüme başlayabiliriz. Haydi bakalım her bölümde 10 adet cümleyi prepositions edatlar temelinde çevirelim bakalım. Birinci cümle şöyle karşılığında da zaten yazacağız şöyle görebilirsiniz. 45 yaşında Rusça öğrendi. Şimdi edat bunun neresinde diyeceksiniz. Şöyle bakın. Dede anlamında görüyor musunuz arkadaşlar? 45 yaşında dede anlamını genellikle İngilizce'de in on et ile birlikte veririz arkadaşlar. Ama tabi bu değişiklik göstermektedir kalıbına göre, durumuna göre değişiklik gösterir. Yaşında derken yaşlarla birlikte genellikle at the age of nokta nokta nokta'nın yaşında anlamında kalıbı kullanırız. Hadi bakalım birlikte yazalım. Simple past'a yazalım. She learned. O öğrendi Russian. Russian. Rusça öğrendi. Şimdi yazın bakalım. Ne zaman? 45 yaşında. At the age of yapsın. Başlatın. At the age of 45 din, 45 din bitirin arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz yapıyı? Çok güzel bir yapı. Günlük kalıplarda da çok kullanılabilecek bir yapı. Bunu et birlikte kullanıyoruz. Şimdi biraz daha hızlı bir şekilde gidelim. Kitap Orhan Pamuk tarafından yazılmıştır. Tarafından edatı. Bay edatı. Genellikle bay ile veriyoruz tabi. Kitap ve aynı zamanda cümle pesivmiş. The book. Özne konumdaki ifade. Simple past'ın pasif halini yapalım. Was. Fin üçüncü hali gelmesi gerekiyor. Yazmak write written'a dönsün. Written şöyle. Kitap yazılmıştır şeklinde kullandık. Hemen by getiriyoruz tarafından anlamında. Hemen Orhan Pamuk diyelim şöyle. Biraz copy paste yaptım. Noktayı koydum. Okuyalım bakalım. The book was written by Orhan Pamuk. Kitap Orhan Pamuk tarafından yazılmıştır. Simple past tense'in passive voice hali ve şurada da by edatını tarafından edatını kullanmış olduk. Aynı zamanda bayın tabii ki tarafından değil, işte aracılığıyla, erek karak anlamında olduğunu biliyoruz. Yardımıyla anlamında olduğunu da biliyoruz tabii ki. Şöyle işaretleyeyim bakın. Sana sarayın resmini göstereceğim. Şimdi burada şu var. Hemen fark ettim. Sarayın'ın ifadesi iyilik ifadesi. Genellikle cansız varlıklarda, insan dışı varlıklarda of'la birlikte bunu kullanıyoruz. Tabi ters çevirip yazıyoruz. Önce resim, sonra of, sonra saray yazmam gerekiyor. Şimdi cümleyi kuralım. Şimdi ben göstereceğim. Ecek, ecek anlamda da will feature'ı kullanın. Basit bir cümle yazalım. I will show you. Sana göstereceğim. Hemen nesnemi yazarım. Neyi? N'ın resmini. The picture of. Bakın. N'ın resmi oldu. The picture of saray. The palace diyelim. Bitirdim. Böyle. Şöyle işaretleyelim. Kampa ancak yürüyerek gidebiliriz. Yürüyerek şurada fark ettim arkadaşlar. Şimdi istersen by walking deyin. Bence o biraz sade kalır. Direkt olarak günlük kalıplardan istiyorsanız eğer buna çok güzel bir kalıp var on footla birlikte. Yürüyerek ayakta anlamında kullanabilirsiniz. Hadi cümleyi kuralım. Gidebiliriz. Cam modunu kullanacağım. We can. Biz ancak, ancak anlamda yalnızca anlamda da kullanacağımız only'yi kullanalım. We can only zarfını kullandığım gitmek anlamında go to the camp diyebilirsiniz. Get to the camp diyebilirsiniz. Get'i kullanayım. Get to the camp. Şöyle. Biz ancak yürüyerek, biz ancak kampa gidebiliriz. Yürüyerek kaldı. On foot'la birlikte vereceğim. Bitireceğim. Şöyle. Aslında kalıptır bu. Sadece onla birlikte değerlendirir mi? Hani inle, etle vesaire olur mu? Olmaz tabii ki. On foot yürüyerek ayakta ayaklarımızı çalıştırarak anlamında kullanılabilir. Beşe geldim. Bana eski tarih öğretmenini hatırlatıyor. Burada nerede var? Burada şurada var. Fiil ile birlikte genellikle kullanacağımız bir yapı arkadaşlar. Hatırlatmak anlamında. Remind fiilini kullanacağım. Anımsatmak, hatırlatmak anlamında. Remind Nokta 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 of nokta 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 kalıbı. Bunu birlikte öğrenelim. Bu sayede of ile birlikte de kullanıldığını göreceksin. Birini hatırlatmak anlamında. Kim hatırlatıyor? O. He olsun özne. He, he reminds. O hatırlatıyor. Bana hemen iyilik felçliğini yazın. Kime? Bana nesnemi yazdım. Of ile birlikte birleştirelim. Heh birine bir şey hatırlatmak anlamında kalıbımızı bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Eski tarih öğretmeni diyeceksiniz. Oftan sonra bitireceksiniz. Öğretmenini his Old eski tarih history history teacher diyoruz bitiriyoruz şöyle kalıp şöyle rahatlıkla ortaya çıkmaktadır hatırlatmak anlamında anımsatmak anlamında kullanılabilir şuradayız neden bahsediyorsun aslında neden while bile değil daha çok what the bleed. Hani neyden bahsediyorsun gibi. Sen ne diyorsun anlamında kullanmış burada. Burada da şunu diyelim. Bahsetmek anlamında kullandığımız yapı genellikle talk oluyor. Sadece talk konuşmak anlamında kullanılır. Ama talk about dersem bir konu hakkında konuşmak olur. Evet about oraya yerleştirebiliriz. What are you? Present continuous yapıyorum. What are you talking about? Ne diyorsun sen? ne hakkında konuşuyorsun? Sen neyden bahsediyorsun şeklinde günlük yapıyı kurmuş olduk. Talk about. Gelecek yılın sonunda, evet şurada sonunda var zaten. 50 bin doların üzerinde para kazanmış olacağız. Şu, evet sonunda var. Burada kullanacağız bir yapıyı. Bunu sonunda derken, e, bay ile birlikte verebiliriz onu by the end of yapısıyla birlikte. Hani çünkü geleceğe yönelik atıfta bulunmak gerekiyor da. Şöyle gelecek yılın sonuna kadar demek istiyoruz aslında. O şekilde düşünmek gerekiyor. Ve aynı zamanda bunun tensi demiş olacak anlamında. Bir burada feature perfect yapalım. Onda nasıl yapacağız? Will artı have artı fiilin üçüncü hali. Hadi yazalım. Biz değil mi? We will have. Kazanmak bakanımda make filmi kullandım. Made'e döndürdüm. Mış olacağız. Üzerinde diyor. Üzerine over'la verdim. Ve aynı zamanda bir tane daha hemen karşımıza edat çıktı. Üzerinde anlamında aşırı. Aşkın anlamlarında over yine kullanılabiliyor. 50 bin dolar diyelim hemen. Dolar işaretini başta koyun. İngilizce de böyle kullanıyor arkadaşlar. 50 thousand diyeceğim. Şöyle yapayım. Hı. Hemen yazalım. Zaman ifadesinin gelecek yılın sonunda. Bakın olmamış. Gerçekleşmemiş. Sonuna kadar diyor aslında by the end of gelecek yıl. Next year diyoruz. Şöyle bitiriyoruz. Aslında kalıp yani bunu bu şekilde öğrenseniz çok daha iyi olur. Bu şekilde kalıpça öğrenerek kendi cümlelerimizi kuralım arkadaşlar. O her zaman sabah erken kalkar ve geç gece geç yatar diyoruz. Gece şurada at night ile birlikte kullanabiliriz. At sabah da In the morning. Evet güzel. Zaman değil mi? Time. Prepositions dediğimiz inonetlerden bir tanesi. Oh. She always. Her zaman. Daima. Gets up. Kalkar. Erkenden kalkar. Early in the morning. Sabah erkenden kalkar. Kalıp bu. And diyorum. Ve diyorum. Gece geç yatar. Özne zaten belli. Fiile devam edeceğim. Yatmak anında goes to bed goes to bed late. Geç yatar gece ama at night. Bu kadar. Lütfen sevgili arkadaşlar nerelerde kullanıldıklarını çok iyi bilin. Cümlelerden bunu zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Hepsini not alınız ve ondan sonra kendi cümlelerimizi kuralım. Şöyle işaretleyeyim. In the morning. Bakın burada da at night var. Salı günü işe gittim ama cuma günü gitmedim. Bakın burada da Günlerle birlikte, değil mi? Mutlaka bir edat kullanmak gerekiyor. Ne edatı? On edatı, günlerle birlikte. Gittim. I went, simple past yazıyorum. Went to work, işe gittim. On Tuesday diyelim. Salı günü işe gittim. Virgül, but diyorum ama... But, a, virgül koymayayım, düz yazayım. But. Ben gitmedim. I didn't, simple past olumsuz. I didn't go. Gitmedim. Cuma günü. On Friday diyoruz. Bitiriyoruz. Böyle. Evet şuradan bakın. Günlerle birlikte de on edatını kullanacağını tekrar gördük. Son cümlemiz. Beklemeniz gerekecek. Bir dakika içinde yanınızda olacak. Bir dakika içinde. Şöyle arkadaşlar. Bu işte dakika, saniye, saat ve benzeri dilimlerde in edatını kullanmanızda fayda var. Beklemeniz gerekecek. Şimdi gerekecek anlamda bir kere ecek, ecek anlamda will feature var. Ve gerekmek anlamda da gereklilik var. Peki gereklilik ifadesini herhangi bir tense nasıl entegre ediyoruz? Have to ile entegre edebiliyoruz. Yani you will have to wait diyeceğiz bitireceğiz. You will have to wait. İşte şimdi cümle kurarak bir egzersiz yapmanın önemini anlıyor musunuz arkadaşlar? Sadece prepositions edat öğrenmiyorsunuz. Her türlü kavramı cümle içinde kullanıyoruz ve bunu tekrar etmiş oluyorsunuz. Bilmediğinizi de burada öğrenmiş oluyorsunuz aynı zamanda. Bir nevi de gramer eğitimi gibi de düşünebilirsiniz. Gramer eğitimi hem okuma var, hem yazma zaten yazma temeli hem de odak kurs dediğimiz prepositions var direkt olarak. Bakın burada have to bir model. Will burada bir tense noktayı koyuyoruz. Bir dakika içinde yanınızda olacak. Yine will feature kullanacağım. He olacak olsun şöyle. He will be yanınızda olacak. Ha burada mesela bir tane daha varmış bakın. Yanınızda olmak, yanında olmak. With you, with you. Yani ile edatıyla birlikte yanınızda, sizinle birlikte olacak anlamında rahatla with you kalıbına kullanabilirsiniz. Yanında, yanınızda, yanı sıra anlamında kullanılabilir. Bir dakika içinde diyeceğiz. In a minute diyelim. Şöyle kapatalım. Tamamdır. İşaretlerim bence birinci bölüm çok yararlı oldu arkadaşlar. Çok verimli geçti. İkinci bölüme darısı diyelim. İkinci bölümde görüşürüz. İkinci bölümde tekrardan birlikteyiz. Hadi bakalım Vedat'larla birlikte bir 10 tane daha cümle kuralım. Geliyor cümlemiz. Philip onu sinemada bekledi. Sevgili arkadaşlar beklemek anlamında buradaki bu cümledeki özellik şu. Wait fiiliyle birlikte beklemek tamam ama hani birini beklemek anlamında wait for değil mi? Genellikle sizde bahsettiğimiz kalıp. Evet Philip Özne konudaki ifade. Yani birini beklemek anlamında wait for kalıbını kullanırsak çok iyi olur. Aynı zamanda bir tane daha var bakın burada sinemada derken at kullanalım. At the movie theater şeklinde kullanabiliriz. Philip waited for her. Philip bekledi onu bekledi. Hemen sinemada diyelim. At the movie theater diyelim. Şöyle noktayı koyalım. Tamamdır. Hem eti kullandık burada. Şöyle görüyorsunuz. Çok fazla üstünü karalamayayım. Sizlere not alın arkadaşlar. Burada sinema ile birlikte DEDA anlamında. Hem de FOR'u kullandık. Birini beklemek anlamında. Burada iki tane şey öğrenmiş olduk. 2007 yılında İngilizce öğrenmeye başladı. Peki nerede burada? DEDA. Yılında. Yıllarla birlikte unutmayınız. IN EDAT'ını kullanıyoruz. Günlerde farklı. Aylarda farklı. İşte tam tarihi olduğu durumlarda farklı, yıllarda farklı, eski çağlarda derken farklı. Bunlar hep kalıp bunları tek tek öğrenmemiz gerekiyor. O başladı. He started, began de diyebilirsiniz. Learning, öğrenmeye başladı. Jarın ifade ettiğim ardından. Learning, evet, öğrenmeye başladı. English diyoruz. Ne zaman? In 2007 diyelim. İsterseniz 2017 deyin. Istersen de 2017 deyin. Bırakın şöyle. Yani şöyle görebiliriz. 3. Biletleri sipariş ettiğiniz gün ödemeniz gerekiyor. Burada şu var. İki tane var aslında. Ödemek bir kere pay for bir şeyin bedelini ödemek parasını ödemek anlamında. Pay for kalıbı. İkincisi de şu dığınız gün Burada da arkadaşlar bir ne diyelim? Ejective clause. Onu da onunla birlikte bağlarız. Yani on the day that the which kullanırsınız. You order şeklinde sipariş ettiğiniz şeklinde söylersiniz. Her yani neyse yazalım. Siz gerekiyormuş. Gerekme kanalında have to'yu kullanalım. Dıştan gelen zorunluluk olsun. You have to pay for biletlerin parasını. The tickets. Yani kafanız karışmasın. Pay for parasını ödemek anlamında kullanılır. Tamamdır. Hemen on the day the gün. The gün hemen devamındaki cümleyi yapalım. Evet, isterseniz burada with ile birlikte bağlayabilirsiniz. İster which ile birlikte bağlayabilirsiniz. EJECT de kuralım hemen. Sipariş ettiniz diyelim bırakalım. Present yazalım tabii ki. You order you order them. Onları sipariş ettiğiniz gün gün zaman ifadesi oldu. Biletleri ödemeniz gerekiyor. Bu kadar. Bu şirketle gurur duyuyoruz. Peki burada nerede var? Şurada var. To be ile birlikte gurur duymak anlamda kalıp kullanacağız. Proud. Proud to be. Proud of kalıbı. Aslında bir kalıp gibi düşünün. Of'u orada bir şey ile gurur duymak anlamda kullanacağız. Kimmiş o? Biz. We are. Ama çokmuş. Very proud of. Ha, very yazmasanız da olur. Ben burada pekiştirsin diye yazdım arkadaşlar. Very proud of. Of. Bu şirket this company diyoruz. Şöyle noktayı koyuyoruz. Yazmasanız da olur. Yazsanız da olur. Şöyle. We are proud of this company. Bu şirketle gurur duyuyoruz şeklinde kullanabiliriz. Kalıp şurada bakın. Şöylece oluşmuş oluyor. Bize yardım etmeniz büyük incelik. Burada da şuna benzer bir kalıp var. Hani gurur duymak anlamında. Yine to be ile birlikte kullanacağım. İncelik anlamında, kibarlık, zariflik anlamında. To be kind of yapısı. Ama tabii bunu biz özne olarak almıyoruz. It öznesini kullanayım şöyle. It is büyük incelik demiş. Very kullanayım. It is very kind of nokta nokta nokta. Bize yardım etmeniz. Burada bir cümle istiyor. Siz bize yardım edersiniz anlamında kullanacağız, bitireceğiz. You you Burada tabii bir kısaltma yapalım sevgili arkadaşlar. Direkt cümle yazarsak olmaz çünkü Edat'tan sonra cümle kullanmıyoruz elbette. O zaman şöyle diyeceğiz. Bunu kısaltalım. To infinitive'e döndürelim. Şöyle sizin büyük inceliğiniz dedim. Bir şey yapmak diyelim. Evet. Mac, Mac to ile birlikte verelim. To help us. Bize yardım etmeniz. Büyük incelik şeklinde kullandık. Elbette ki farklı burada bir çeviri daha yapılabilir. Sevgili arkadaşlar. Şunu özne konumuna getirirsiniz. Bunu çevirirsiniz. You help us dersiniz. Daha sonra da to be fiili koyarım. Very, kind şeklinde de kullanabilirsiniz. O zaman da of tabi elimine olmuş oluyor. Ama böyle yazdığınız zaman çok da pratik, çok daha basit bir şekilde yazabilirsiniz. Kind of yapısı. İncelik, zariflik, kibarlık anlamında. Yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Burada nerede var? Burada şu var aslında. Geçirmek anlamındaki bir kalıp. Bu suffer kullanılabilir. Maruz kalmak anlamında. Hani kalp krizine maruz kaldığı gibi. Suffer from genellikle kullandığımız yapı. Hemen yazalım. The old man Et hepsinden bir şey alıyoruz zaten. suffered from Bundan sonra yazacağınız şey bundan hani buna maruz kaldı. Bunu geçirdi anlamında kullanırsınız. A heart attack diyeceğiz. Heart attack. Tamamdır. Bir kalp krizi geçirdi şeklinde kullandık. Suffer from şöyle görebilirsiniz. Her cümleden farklı bir şey alıyoruz. Lütfen kurşun kalemle yazınız. İle mi acaba? Bence ile değil, inle yazsak çok daha iyi olur. Aslında bu bir kalıp gibi düşünebilirsiniz. Bir şeyle yazmak anlamında. Yani kurşun kalemle, dolma kalemle, mürekkeple şeklinde kullandığınız zaman, onu aracılık yaptığınız zaman onu in ile birlikte verebilirsiniz. Please write lütfen yazın in pencil. Pencil. Şöyle basit bir şekilde yazabilirsiniz. Aklınıza with gelmesin. In arttığını kullanınız burada. Şöyle. Ona gerçeği söylemenin zamanı geldi. Hani it is time kalıbını kullanabiliriz. Onu biliyorsunuz zaten. It's time to go out işte dışarı çıkma zamanı geldi çıkma zamanı geldi vesaire o kalıp kullanılabilir. Burada nerede var? Burada şu var. Hem it is kalıbı ile birlikte basit yapabilirsiniz hem de it's about kullanabilirsiniz. Aklıma o geldi. Şöyle it's about sonra cümle. Zamanı geldi. It's about time. Cümlemiz ne? It's about time gerçeği gerçeği söylediniz diyelim. Evet kalıbımız olsun. You söylemek tell told'a dönsün. You told him ona söylediniz. The truth diyelim. Bitirelim. Şöyle. Aklınıza farklı kalıp da geliyorsa mutlaka kullanınız arkadaşlar. Ama kalıbı şöyle it's about time nokta 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 şeklinde. Yönetici tartışmaya katılmadı. Şimdi katılmak anlamında şöyle diyelim. Bu arada birinci cümleyle aynı yapmışız. Şunu değiştiririz arkadaşlar. Farklı bir cümle yaparız. Katılmak anlamında ne yapalım? Attend kullanabiliriz. Attend'in olabilir. Take part in olabilir. Onu kullanabiliriz. Yönetici the manager özne konumdaki ifade. Didn't simple past olumsuz yapıyorum. Take take part in dediğiniz zaman bir şeye katılmak, dahil olmak anlamında kullanabilirsiniz. The tartışma argument diyebilirsiniz. Discussion diyebilirsiniz. Hangisini kullanmak isterseniz şöyle yazmış oluyoruz. E, take part in'i kullandık. Burada aslında bir phrasal verb'e döndürmüş olduk in ile birlikte. Hadi şu son cümleye bir cümle ekleyelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şaka yapmada çok iyidir şeklinde kullanalım. Aklıma güzel pratik cümle geldi. Şimdi bir şeyde iyi olmak anlamında ne kullanabiliriz? Good at'i kullanıyoruz. Kötü olmak anlamında da bad at kullanıyoruz. İşte at kalıbını oradan aklınıza getirebilirsiniz. Şöyle diyelim. He is very good at şaka yapmada şaka yapmak anlamında joke diyebiliriz. O da ne olur joking şeklinde kullanılabilir ya da telling jokes şeklinde dalgaya vurmak, şaka yapmak anlamında kullanabilirsiniz tabii ki. Ne yapıyoruz? Unutmayınız arkadaşlar, to be good at'ten sonra ya da to be bad at'ten sonra fiil geliyorsa bir şey yapmakta iyi olmak derseniz o zaman fiil gerund ifadeyle verb ing ile birlikte gelmesi gerekiyor. Aklınızda bulunsun. 3. bölümde görüşürüz.